Arkadaşlar şimdi bu tümülüs tipi yapı araştırmacılığı alanı ile ilgili olarak tecrübelerime istinaden bir takım açıklamalarım olmuştu. Takipçilerim değerlendirecektir. Yani bu noktada benzer geometri özellikleri, morfolojik özellikler sunması itibariyle höyük tipi sahalarda ne tür çalışmalar yapılır jeofizik açıdan? Bu yönüyle de bir açıklamada bulunmanın bazı arkadaşlar açısından önemli olacağını düşünmekteyim, tecrübelerim göz önünde bulundurularak. Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak şöyle bir karşılaştırmalı şekilde gittiğimizde yani tümülüs tipi yapılar XZ düzlemi göz önünde bulundurularak yükselti anlamında höyük tipi yapılara kıyasla daha düşük elevation durumunu ifade eden, XY düzlemi göz önünde bulundurulduğunda ise yani geometri olarak tümülüs yapılara benzer bir durumu özetliyor. Yani genel olarak tanımlama itibariyle ele alacak olduğumuzda höyük tipi yapılar görece daha az yükselti, tümülüslere göre daha az bir yükselti durumunu özetleyen dairesel geometri formunda yapılar şeklinde genelleştirebiliriz. Ülkemizde bu tip yapılar oldukça fazla sayıda bulunan bir durumu özetlemektedir. Yani bu yönüyle de ele alındığında pek çok kişi tarafından yani jeofiziğin bu yönde uygulanabilir araştırma konseptleri nelerdir, bilgi talepleri söz konusu olabiliyor. Şimdi şöyle ifade edecek olursak arkadaşlar, yani arkeojeofiziğin bu alanda literatürde birçok sistemi söz konusudur. Uygulanabilirlik perspektifinde işte jeoelektriğin literatürde oldukça fazla bir birikimi, bu alanda bilgi birikimi söz konusu. Jeoelektrik bu yönüyle uygulanabilir bir noktada yer alır. Bunun dışında arkeomanyetik anlamda arkadaşlar sistemler söz konusudur. Bunlar da sahada oldukça uygulanabilir bir noktada yer alıyor. Bu konu başlığı altında gradiyometri sistemleri var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tip sistemlerde sahada uygulanabilirlik açısından oldukça iyi çözümdür. Arkeoradar konseptinde sığ radar noktasında önereceğimiz sistemler söz konusu. Mesela bir KS700 sistemi arkadaşlar benim aklıma gelen uygulanabilirlik açısından oldukça kullanışlı bir sistemdir. Bunun dışında sığ radar anlamında başka sistemler de var. Bunlar da kullanılabilir bir noktada yer alıyor. Fakat tabii bir survey konsepti ele alındığında bir arkeomanyetik çalışma konseptindeki gibi bir hızlı sağ taraması gibi konular özellikle bir takım sığ radar uygulamaları için söz konusu değil. Yani bir belki görece bir dezavantajlı bir nokta içerebilir fakat o da çok böyle bir problemli bir noktada yer almamaktadır. Bunun dışında arkeoelektromanyetik olarak ifade edebileceğimiz bu iş için otonom elektromanyetik sistemler söz konusudur. Fakat bunlar da erişilebilirlik anlamında göz önünde bulundurmak zorundasınız arkadaşlar. Yani ülke koşulları dikkate alındığında bu tip sistemlerin erişilebilirliği, tedariği gibi konular yani en sıkıntılı konuyu özetlemektedir. Yani arkeo jeofiziksel bir çalışmada arkeo elektromanyetik çalışma ifade etmiş olduğumuz diğer sistemlere kıyasla erişilebilirlik konuları açısından en zor durumu özetleyen bir noktada yer almaktadır. Yani bir arkeomanyetik konsepti ifade etmiş olduğum sistemlere erişilebilirlik nispeten daha kolay bir noktada yer alır. Tabii aynı şeyleri, benzer şeyleri arkeoradar uygulaması için de ifade edebilmem mümkün. Bu bağlamda arkeo elektrik çalışmalar
çok daha ülkemizde yapılabilir bir durumu özetlemekte, uygulanabilirlik anlamında, erişilebilirlik anlamında bunları ifade etmemiz mümkün. Şimdi bir de şu konudan bahsedelim. Bir işte höyük tipi yapı morfolojisi sahasında genel olarak elektriksel iletkenlik anlamında oldukça dirençli yapı kolonlarının olduğu, boşluk yapılarının olduğu durumlarla birlikte bir de yapı katmanı şeklinde özetleyebileceğimiz çeşitli selektif katmanlaşmalarının olduğu bir sahayı özetleyebilmemiz mümkün. Yani işte bu perspektiften hareketle özellikle jeoelektrik, işte bu rezistif yapı kolonlarının tespitinde katmanlaşmanın olduğu durumlarda kullanışlı bir durumu özetliyor. Arkeomanyetik, işte bu survey konsepti içerisinde sağladığı, sunmuş olduğu avantajlar noktasında yine bu kalıntı mıknatıslanma prensibi doğrultusunda özetleyebileceğimiz bir prensipten dolayı, çalışmasından dolayı sistemin yine yapı alanlarının genel sağ tespitinde ve yani kalıntı mıknatıslık özelliği anlamında ele alındığında tarihi birçok tarihi yapı nesnesinin lokasyon tespiti gibi konularda bilgi sağlıyor. Radar gibi çalışmalar işte boşluk yapıların tanınması gibi konular açısından ele alınacak olduğunda bir avantajlı durumu özetliyor. Bir bütün şekilde genel olarak bu şekilde özetleyebilmemiz mümkün arkadaşlar. Yani uygulanabilirlik ve sistem tedariği, erişilebilirlik anlamında bu doğrultuda konuya ele alacaksınız arkadaşlar. Yani bu yönüyle de en çok değerlendireceğiniz üzere, yapmış olduğum açıklamadan da değerlendireceğiniz üzere jeoelektriksel çalışma, arkeojeoelektrik, arkeojeomanyetik ve işte arkeo radar çalışması perspektifinden konuları ele almalısınız arkadaşlar. Bu şekilde özetleyebilmemiz mümkün.